Mirasımız Derneği Kudüs'e Bakış programını sunar. TÜBEŞ'ten hayırlı akşamlar. İsra'nın menzili, Mirac'ın başlangıç noktası, ismini bizzat Rabbimizin verdiği, Peygamberimizin gidin dediği, bütün peygamberlerin alın terinin, ayak izinin bulunduğu, Mescid-i Aksa'yı bağrında barındıran Kudüs'ün konuşulduğu Kudüs'e Bakış programına hoş geldiniz. Bugün malumunuz her hafta Kudüs'ün farklı sıkıntılarını farklı yönleriyle ele almaya çalışıyoruz. Bugün Kudüs'te Kudüslerin sağlık sorunlarını ele alacağız. Çok önemli bir isim var. Alanında hakikaten uzman. Uzman doktor Nilgün Ertugay. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kendisiyle birlikte Kudüs'e gitme şansımız oldu. Kudüs'ün sokaklarında birlikte gezip, Kudüs'lerle birlikte muhabbet etme, onların birebir sorunlarını yerinde teşhis etme imkanımız oldu kendisiyle. Ve aynı zamanda kendisi de Afrin'den ayağını tozuyla yeni geldi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam Kudüs'ü sizden dinleyelim. Bir sağlıkçı olarak. Öncelikle böyle bir şeye fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gene Mirasımız Derneği'nin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Allah ederim. Razı olsun diyorum. Ecmain. Çünkü bu konuda bir farkındalık oluşturmak çok önemliydi. Siz her açıdan, bizler de dahil, bu konuda gerekli bir uyanışı sağladığınız için, farkındalığı geliştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bizimle birlikte oralara kadar gelip olayı yerinde teşhis etme imkanı bize sağladığınız için. Çünkü biz farklı gözle bakmak, farklı bakışlarla olayı değerlendirmek her zaman insana farklı açılımlar sağlayabiliyor. Siz bu açılımı bize verdiniz orada. Teşekkür ederim ben de. Benim öncelikle Kudüs'te en çok dikkatimi çeken şey pahalılık oldu. Çünkü sağlık hizmetleri dünya çapında da en pahalı hizmetlerdir. Dolayısıyla pahalılığın bu kadar fazla olduğu bir şehirde de bir ülkede de sağlık hizmetini ulaşılır bulmak çok daha zor bir problem. Buradan yola çıkarak sağlıkla ilgili şeyleri ben bir kategori içerisinde anlatmak istiyorum. Belli bir dizayn içinde anlatmak istiyorum. Hocam bu dediğiniz çok önemli. Yani sağlığın pahalı. Evet, sağlık her yerde pahalı ama Kudüs'te çok daha pahalı. Kudüs sadece sağlık alanında değil, orada gördük her alanda pahalı. Yani yiyeceğinden tutun işte ulaşımına varıncaya kadar ki sağlıkta bunun içerisinde siz... Şüphesiz. Sağlık hizmetleri dünyanın her yerinde çok pahalı. Yani o çok gelişmiş dediğimiz Amerika'da, Avrupa'da aslında bildiğiniz gibi değil. Reçete yazamıyor doğru dürüst doktorlar. Ne? Çünkü çok fazla reçete yazdığında bir kısmını doktor kendisi karşılamak zorunda kalıyor. Türkiye'deki gibi bir sağlık hizmeti aslında çok hiçbir ülkede yok neredeyse diyebiliriz. Birkaç sayılı ülke dışında hiçbir ülkede yok diyebiliriz. Kudüs'teki bu sağlık hizmetinin bu kadar yani daha zor olması veya ulaşılamaz olmasının temelinde tabii ki bu pahalılık da var. Bu sadece Müslümanlara yönelik bir... Tabii ki Müslümanlara yönelik yani Yahudiler için pahalılık önemli değil. Evet. Ya Müslümanlara yönelik dolayısıyla böyle pahalı bir şehirde de sağlık hizmeti vermek çok daha zor oluyor Müslümanlar için veya sağlık hizmetinden faydalanmaları. Orada bir Mekasit Hastanesi'ne gitmiştik birlikte. Müslümanların tek hastanesi. Tek hastanesi. Orada doktor arkadaşlarla birlikte her bölümü tek tek gezme fırsatı da bulduk. Tekrar bir topluca hastane yönetimi ve çalışan doktorlarla birlikte görüşme fırsatımız da olmuştu. Oldukça faydalı bir görüşme oldu bu. Aslında Kudüs'te 5 tane hastane var. Bunlardan 3 tanesi hocam hastane sayısı çok ama Yahudilere işte, ait olmayan hastane sayısı 5 tane. Evet, Yahudilere ait olmayan hastaneler, Ermenilere ve Hristiyanlara ait hastaneler de var ama aslında Müslümanların asıl faydalandıkları bu Mekasit Hastanesi. Bu hastanenin de çok yüklü borçları vardı. En büyük problem buydu. Çünkü ulaşılır dediğimiz gibi sağlık hizmetleri pahalı hizmetler ve herhangi bir olay olduğunda topluca oraya müracaat olduğunda yoğun hasta getirildiğinde bu hastanenin bu hastalara
Hizmet vermesi Yetmesi de zor olur. yetersiz, mümkün değil, yeterli değil zaten. Ama doktorlarımız da her biriyle görüştüğümüzde her bir doktorun en az Türkiye'deki doktorlar kadar deneyimli, yetenekli ve becerikli olduklarını, donanımlı olduklarını gördük. Bu da bizi çok sevindirdi çünkü sağlık üniversite hizmetleri şeyde biliyorsunuz Kudüs'te çok pahalı. Evet. Hele ki tıp çok çok pahalı. Hatta gezimiz sırasında bir genç kızımız bize müracaat etti. Üniversiteyi kazanmış ama hiçbir şekilde bu üniversiteyi okuyamayıp tıp fakültesini kazanmış. Yani korkunç, neredeyse Türkiye şartlarında bir ev alınacak bir para senelik karşılanması gereken, normal şartlarda Müslüman ahalinin bu paraları karşılayıp hani zeka olarak, yetenek olarak, bilgi olarak bu donanıma sahip olsalar bile bu üniversitelerde okumaları pratikte mümkün değil. En büyük sıkıntılardan biri de bu. Sonuç olarak her şey gelip gene paranın başına dayanıyor ama bunu konuşuyoruz. Bir pet şişe suyun 5 lira olduğu bir ülkeden, bir şehirden bahsediyoruz. Zaten bu kadar pahalı tutulmasının temelinde yatan gerekçe de bu diye düşünüyorum. Burada normal yaşamı sürdürülebilir kılmak bile zor Müslümanlar için. Evet, Yahudilere dünyanın parası akıyor. Ama Müslümanların zaten öyle çok büyük bir geliri yok. Oradakilerin yok. Dünya çapında da gelir grubu en zayıf olan gruplar Müslüman Müslümanlar. ülkelerin Müslüman halkları maalesef ki. Dolayısıyla bizim bu insanları sürekli olarak orada tutmamız da çok zor, yaşatabilmemiz de çok zor. Bu insanlara burada kalıcı kaynaklar oluşturmak gerekiyor. Fakat İsrail insanların ürettiği, dikip biçtiği zeytinleri bile hasat zamanı gidip kökünden kesebilen bir yaklaşımla olaya yaklaştıkları için bunların her türlü gelir kaynağını kesmenin peşindeler. Dolayısıyla böyle bir ülkede yaşayabilmeleri bile çok zor. Allah razı olsun, Türklere karşı çok büyük bir teveccüh vardı. Biz işte ibadete gidip gelirken bütün o şeyin sur içinde kalan kısımda sokaklardan geçtik. Herkes bizi Türkçe konuştuğumuzu görünce sağ olsunlar herkes evine çağırmak istedi. Ve biz de kırmadık, evlerine Konuk olduk. gittik. Yani ev diyorum ama her biri birer merdiven altı. Evet. Ve Orada mutlular ama. orada mutlular, orada kalmaya çalışıyorlar. Çünkü tamirat izinleri yok, tadilat izinleri yok. Buna rağmen o evlerde iki çocuk, üç çocuk yaşamaya çalışıyorlar. Çocukların kendi aralarında sadece paravanlar var. Birer merdiven altı, merdiven altlarında küçücük tuvaletler, küçücük duş yerleri oluşturmuşlar ve burada sürdürülebilir bir hayat oluşturmaya çalışıyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yani Allah razı olsun. Aslında onlar Kudüs'ü bizim yerimize bekliyorlar. Sırf orada kalmalarını bile çok önemli buluyorum yani. O şartlarda onlar da çekip gidebilir. Çok daha rahat şartlarda. Kendilerine Çünkü teklif edilen rakamlara evet, rağmen. İsrail'in buradaki insanlara bu evlerin ederinden, tabii ki manevi değerinden bahsetmiyorum. Ederinden çok daha fahiş fiyatlar vererek bunları satmaya, gönüllü razı etmeye çalıştığını da biliyoruz. Tüm bunlara rağmen, bütün bu sıkıntılara göğüs gerip ısrarla onlar orada kalmaya, varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Yine İsrail bunlara Müslüman halka kimlik vermiyor ki tanımak zorunda kalmamak için veya uluslararası normlara, sözleşmelere göre bu kadar insan var dediği zaman onların haklarını da iade etmek zorunda, haklarını yerine getirmek zorunda veya hizmetini görmek zorunda. Buna da yol açmamak için baştan tanımıyor, kimlik vermiyor. Benim asıl üzüldüğüm o evleri ziyaretimde bu maddi şartların bu kadar kötü olması bir tarafa, beni en çok üzen beslenmenin yetersiz olmasıydı. Çünkü çocuklarımız, geleceğimiz ve Türkiye'de de çok ama oradaki şey özellikle Arap ülkelerinde de benim çok dikkatimi çekmişti ama orada çok daha fazla bunu gördüm ve aşırı üzüldüm. İnsanların kalkıp bizim gibi böyle tencere yemekleri, düzgün işte karbonhidratı, proteini, sebzesi, meyvesi, vitamini, minerali yerinde yemek yemeleri mümkün değil.
öyle bir yemek yiyebilmek için benim anladığım kadarıyla orada en az 15-20 bin lira geliriniz olması gerekiyor. Evet. İnsanlar orada dediğim gibi pet şişe bizim çantamıza koyduğumuz Burada sular 50 5 kuruşluk. lira. Evet, burada 50 kuruş 65 kuruşa satılan sular 5 lira. Evet. Yerine göre 7-8 liraya çıkıyor. Yani bu suyu alıp da sadece içme suyu bu. Düşünebiliyor musunuz? Bu insanların burada büyüyen çocukların dengeli beslenmesi diye bir şey söz konusu değil. En baştan sağlık problemi bu bence. Karbonhidratı, proteini, sebzesini, meyvesini, mineralini, yoğurdunu, sütünü doğru dürüst içebilmesi, yiyebilmesi mümkün değil bu pahalılıkta. Ve benim de gördüğüm evlerde de denk geldiğim şey böyle küçük küçük gofret gibi, tatlı gibi küçük küçük şekerlemeler, kekler, küçük gofretler. Herkes onları yiyor. Doğru Ve dürüst bir yemek alışkanlığı yok yani. evet, kolalar, gaz içecekler, meşrubatlar onları yiyip onlarından gün geçiriyorlar gibi geldi ve beni en çok üzen aslında sağlıkla ilgili bir doktor olarak hastane hizmetinden önce çünkü bizim için koruyucu hizmet ve hastalanmamak önemli olan o sağlıklı olmak. Hastalandıktan sonrası tabii ki hastaneleri daha çok ilgilendiriyor ama benim için hani bir anne, bir bayan, bir kadın olarak çoluk çocuk Hasta son. etmemek önemli Tabii öncelikle. ki önemli olan bu ve anneler bakım veren insanlar, doktorlar bakım veren insanlar. Biz önce insanlar hastalanmasını istiyoruz. Bunun için de önce dayanıklı olmaları lazım, dirençlerin iyi olması lazım. Bunun da temeli beslenmeden geçiyor. Bu şekilde bir beslenmeyle bu mümkün gözükmüyor zaten Kudüs'te. Dediğim gibi her şey aşırı pahalı. Bu insanların düzenli et yemesi falan hiç mümkün değil. Ve şekerlemelerle, şerbetli, şekerli içeceklerle günlerini geçiriyorlar. Bunların geri dönüşümü bir dönem sonra çok daha acı geri dönüşümleri olacak. Çok küçük yaşta bu insanlardan biz de bir sağlıklı performans bekleyebiliriz. Ne sağlıklı bir zihin yapısı, ne sağlıklı bir genetik yapı bekleyemeyiz. Küçücük yaşta bu çocuklar şeker hastası olacak. Koroner kalp hastası olacak, tansiyon hastası olacaklar, öyle gözüküyor. Ve tabii dirençleri de her türlü hastalığa karşı çok daha açık hale gelecekler. Bunlar aslında göz göre göre gelen ama bizim acil sağlık hizmetlerinden göremediğimiz kısmıydı. Hastane kısmına gelince de dediğim gibi doktorların donanımını ve tıbbi altyapılarını çok çok iyi bulduk arkadaşlarla da görüştüğümüzde. Hatta birkaç poliklinik hizmetine de gittik, yerinde inceledik. Psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyordu bir poliklinik odasında da. Orada da kaldık. Tuttukları notlara falan baktık. Güzeldi. Şeyler yeterliydi. Ama fiziksel olarak imkanlar Tabii yetersiz. fiziksel olarak zaten az önce siz işte bahsettiniz ya, 5 tane hastane var. Kudüs'te 50 bin Hristiyan nüfusu var. 50 bin Hristiyan nüfusuna karşın 3 350 tane hastane. hastane hizmet verirken 350 bin Müslümana karşı bir tane hastane Hastane. hizmet vermeye durumunda. Yani bu bile Evet. işin dengesizliğini ortaya koymak bakımından aslında çarpıcı bir şey. Evet. Allah korusun işte geçen gün İsraillerin yaptıkları gibi kınıyorum onları da. Saldırıda bulundukları zaman, Müslümanlara böyle üstlerine ateş açtıkları zaman, toplu olaylarda da aniden hastaneye bastırıldığında bu hastanenin bu ani gelen hasta yükünü Kaldırabilmesi. karşılaması mümkün değil zaten. Sadece rutini zor götüren bir hastane. Belli bir borçlanması da olmuş. Biz mesela dedik ki acaba buradan çünkü sağlık hastanelerde kullanılan bütün malzemeler de buraya göre çok pahalı. Sarf malzemeleri de çok pahalı. Biz kendilerine şöyle dedik acaba biz size direkt malzeme göndersek sarf malzemelerini en azından göndersek veya ihtiyacınız olan tıbbi alet edevatı biz buradan alıp size göndersek dedik. Böyle bir şey kesinlikle yasakmış İsrail yasalarına göre. Her şeyi oradan ihaleye çıkarak İsrail'in içinden İsrail firmalarından almaları gerekiyormuş. Bunlar da zaten normal fiyatlarının Üst çok çok birkaç üstü katında. katı şeklinde. Dolayısıyla zaten alırken baştan çok büyük fahiş fiyatlara aldıkları için bu aletleri kullanabilmek için de sarf malzemeleri yine aynı şekilde Türkiye'dekinin birkaç katı şeklinde elde ediyorlar.
Aslında dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Kudüs'te. Kudüs. Dolayısıyla Gazze aynı şekilde giriş çıkışlar yasaklanmış durumda. İnsanların serbest ticaret yapmaları, işte fikir yani normal insan haklarında bile yaşamaları çok çok zor. Kaldı ki bunların ticaret yapmaları, kâr etmeleri, kâra geçmeleri, bir şey üretmeleri neredeyse imkansız halde. Zaten kendiliğinden herkes burayı bırakıp çekip gitsin diye ona zorladıkları için boşlandırdıkları yerleri de istimlak edip hazineye geçirip arkasından da İsrailli ailelere verdikleri için buna mecbur etmek İstimlak da hocam el koyma yönü, el parayla el değil el koyma, koyma evet. El yöntemiyle. koyuyorlar ve ondan sonrasında da kalkıp İsraillilere veriyorlar. Hiçbir hak da iddia edemiyorsunuz. Dolayısıyla insanları buna buradan kendiliğinden hayatı bu kadar pahalılaştırarak, sağlık hizmetlerini ulaşılamaz kılarak insanlar buradan kendiliğinden çekip gitsin, buna mecbur kalsınlar diye zaten yürütülen politikanın amacı bu. Ki Ve her zaten şeye rağmen onlar da orada kalmak için Allah razı olsun. Yani normalde biz insanımızın kabul edemeyeceği şartlarda yaşamaya çalışıyorlar. Mescid-i Aksa'nın hürmetine hocam. Kısa bir araya Evet. gideceğiz. Aradan sonra çok hakikaten Kudüs gibi özetleyen bir sunum yapıyorsunuz. Ben zevkle dinliyorum. Teşekkür Kısa bir araya ederim. gideceğiz. Aradan İnşallah. sonra efendim tekrar buradayız. Evet hocam, araya gitmeden önce Kudüs pahalı bir şehir ama sağlık çok daha pahalı. Sağlığın kendisi zaten pahalı ama Kudüs'te çok çok daha pahalı diyordunuz ve örneklemeler üzerinden durumu ortaya koyuyordunuz. Çok net bir şekilde herkesin anlayabileceği bir dille. Evet. Buyurun. Gene Kudüs'te hastaneyle ilgili izlenimlerimize dönecek olursak, belirttiğim gibi hastanenin çok fazla borcu vardı. Bu borcun kapanması ile ilgili bizden de kardeşlerimizin beklentileri vardı. Onunla ilgili bizler de elimizden geleni yaptık. Yani yapmaya da devam ediyoruz ama bu anlık bir şey değil. Dediğim gibi sürdürülebilir olması Yani yaraya gerekiyor. merhem şeklinde değil de yaranın tedavi edilmesi lazım. Edilmesi lazım. Ama bu şartlarda da nasıl edilebilir bilmiyorum. Hala dışarıdan taşıma suyuyla değirmeni Dönüyor. döndürmek gerekiyor. Çünkü orada kendi başına kendini devam ettirebilir bir sistem kurulması Kudüs'te mümkün görülmüyor. Ticari sistemler kurulabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla dünyadaki bütün Müslümanların buraya yardım etmesi, sürdürmesi gerekiyor. Bir seferlik bir yardımla, iki yardımla olacak şeyler değil bunlar. Ki hastane Nasıl ki? sayısı da aslında bunu hocam aslında Müslümanların yapması gereken şeyi işte 50 bin Hristiyan nüfusuna 3 hastane, 350 bin Müslüman nüfusa 1 hastane bile Müslümanların, dünya Müslümanlarının Kudüs'e bakış açısını değiştirmesi lazım gereken bir argüman Konu. olarak ortada duruyor Tabii. aslında. Evet. Bir de dediğim gibi yani bütün dünyanın parası İsrail'e akarken bizde aynısı değil maalesef. Maalesef. Gene bilmiyorum siz de bir konuya değinecek miydiniz ama uyuşturucu en çok benim Aynen hocam yani moralimi bozan, canımı sıkan bir problemdir. Kudüs'te çok ciddi anlamda gençlerin uyuşturucu kullanması söz Evet. konusu. Şöyle ki gençler geleceğimiz diyoruz kesinlikle. Çok doğru. Avrupa'da pek çok ülkede çok tanınmış firmalar, yaklaşık 200 bin şirketin battığı, kapandığı söyleniliyor. Niye? Mirasçısı, varisçisi olmadığı Yok diye. için. Yani sürekli olarak niye 3 çocuk üzerinde duruluyor? Çünkü 2 çocuk nüfusları idare etmeye, idame ettirmeye, devam ettirmeye yetmiyor. Müsait. Her ailenin 2 çocuğu bile olsa nüfuslar geri kayıyor. Aslında bize kapitalist sistem nüfusu yük olarak gösteriyor. Oysa toplumların asıl ilerletici dinamiği nüfustur. Özellikle de genç nüfus.
Türkiye'de 2023 yılından itibaren yaşlı nüfusu olan ülkeler grubuna girecek. Bizde Tehlike de Çin çanları çalıyor yani Türkiye'sinde. kesinlikle, kesinlikle artık 3 çocuk bile yetmiyor. Çünkü nüfus giderek durağanlaştı ve aşağıya doğru gitmeye başlayacak. Üstelik bu nüfusun her 100 kişiden 10 kişisini de 65 yaşın üstünde insanlar oluşturacak. Ve bütün dünyada geçenlerde bir ay kadar oluyor. Ben bir program izlemiştim. İyice moralim bozuldu ve olayları daha farklı görmeye ve birleştirmeye başladım. Afrika'da yani ismini zikretmek istemiyorum ama Fas değil. Gencecik bir kadın şeylerde yaşıyorlar, çadırlarda yaşıyorlar, kamplarda. Ama kadınların çocuklarının her birinin 8, 10, 12, 13 yaşında çocukları var. Çocuklar yatıyor. Röportajı yapan diyor ki bu çocuklar niye yatıyor? Çadırda yatıyorlar. Diyor ki bunlar diyor gak içti diyor. Şey değil, Cezayir veya Fas değil burası. Düşünün oradaki çocuklara da onu bulaştırmışlar. Türkiye'de de aynısı, Kudüs'te de aynısı. Şu anda bütün İslami gençlik ve çocuklar Uyuşturucu patlatıldı. uyuşturucunun kuşatması altındalar. Şöyle ki bize karşı nasıl açık bir savaş varsa diğer alanda, sosyal alanda da, işte kimyasal alanda da bütün Müslüman ülkelere karşı böyle bir kuşatma var. Gençlerini hedef alıyorlar. Özellikle çocukları hedef alıyorlar. Evet, gençler geleceğimiz ama sağlıklı, ruhen ve bedenen sağlıklı gençler geleceğimiz. Ama gakı çeken, uyuşturucuyu hapa alan çocuk zaten uyuşup yatıp kalıyor. Ha bu çocuklar ondan sonra her türlü istismara açık hale geliyor. Ve ciğerleri, bütün iç organları zaten Çürüyor. iflas ediyor, çürüyor. Bu çocuktan bir şey elde edemiyorsunuz. İslam ülkelerindeki nüfus artışına madem engel olamıyorlar, uzun süre doğum kontrolleri yaptılar, sistemler Başarısız uyguladılar. oldu. Böyle bir Başarılı yöntemle. oldular da kısmen. Neyse ki biz iyi kötü gözümüzü açtık, ayıktık ama ha bunu yapamadılarsa bu defa gençlerimize, çocuklarımıza el attılar. Uyuşturucu artık Müslüman ülkelerinde ve ülkemizde çok büyük bir problem. Niye? Çünkü uyuşturucu eskiden birkaç kalemdi, eroindi, işte kokaindi, bilmem marihuanaydı, şu bu. Bunlar çok pahalı ilaçlı şeylerdi, Uyuşturucu maddeleriydi. uyuşturucu maddelerdi diyelim. Dolayısıyla normal kişilerin bunlara ulaşması zordu. İki çok az bulunuyordu. Hani parası olanların bile bunlara ulaşması zordu. Şimdiki en büyük tehlike şu. Kolaylıkla ulaşılabiliyor. Bir, bunlar sentetik olarak bunlara çok benzeyen ürünler, uyuşturucular üretildi. İki, bunlar çok ucuz. Bir, çok üretildi. İki, çok ucuz. Üç, ulaşılmaları çok kolay. Dört, uyuşturucunun çocuğa ulaşması çok kolay. Uyuşturucu da çocuğa daha çabuk Okul ulaşıyor. önlerine kadar giden Evet, bir bela maalesef. çocuklar da uyuşturucuya çabuk ulaşıyor. Yani mütedeyyin, muhafazakar dediğimiz ailelerin çocuklarında bile Allah muhafaza bunları görmeye başlıyoruz. Bunlar çok üzücü. Cidden çok üzüleceğimiz şeyler. Dolayısıyla bazı yerlerde tabii Müslüman ülkelerine karşı bunlar kasıtlı olarak yapılan, planlanmış şeyler. Çünkü bu kadar artması normalde mümkün değil. Belli ki bir el yardımıyla, dışarıdan ellerle bunlar kolaylaştırılıyor ve çocuklarımızı hedef kitle haline getiriyorlar. Ama çok şükür Türkiye'de ve İstanbul'da emniyetin ve belediyelerin ve siyasi oluşumların da etkisiyle hep birlikte çalışmalarıyla bu konuda farkındalık çalışması yapıyoruz. Gene belediyelerin hem burada hem karşıda 30 küsüre yakın tedavi merkezleri var. Buradan Kudüs'e geçeceğim. İşte Kudüs'te böyle bir şey Tedavi olduğunda merkezleri yok maalesef. bu çocukları tedavi edecek hiçbir yer yok. Hani tedavi etmekten önce belki buna karşı bu insanlara birer eğitim vermek lazım. Çocukları toplayıp aman yavrum, aman çocuğum, bunlar size bunu kasıtlı yapıyor. Sakın böyle bir şeye bulaşma. Bunun aslında temelinde şunlar şunlar var diye bile en baştan bu çocuklara böyle bir eğitim vermek gerekiyor.
böyle bir eğitimi verdikten sonra da Allah korusun böyle bir derde düçar olmuş çocuklar varsa bunları tedavi etmek gerekiyor ama buralarda bu çocukları tedavi edecek merkezler yok. Bu da çok büyük bir problem. Bir de uyuşturucu öyle bir şey ki Allah korusun sadece uyuşturucu o çocuğu bir hastalık olur mesela kanserdir, ülserdir Allah korusun baş ağrısıdır kalp hasta ilgilendirir. Ama uyuşturucu bütün Az buçuk aileyi ve toplumu evet ilgilendiriyor. az buçuk da çevresini ilgilendirir ama uyuşturucu öyle değil ki onu bulamadığı zaman o çocuk her şeyi yapabilecek hale geliyor. Çünkü yoksunluk sendromuna girdiği an gerektiği saatte o dozda onu alamadığı zaman ha bir kereden bir şey olmaz diye başlamamak lazım. Bir kereden de bir şey Çok oluyor. şey oluyor hatta. Bağımlılık gelişebiliyor. Çok şey oluyor dediğiniz gibi. Dolayısıyla öncelikle çocuklarımızı bu konuda eğitmemiz, uyanık kılmamız gerekiyor. Bunun merakından vazgeçmeleri gerekiyor. Ve tabii ki olduktan sonra da tedavisine çok iyi bakmak lazım. Burada ben özellikle bir de sigara üzerinde durmak istiyorum. Maalesef orada da çok gördük, burada da görüyorum. Gençlerin veya çocukların sigara içmesi. Ha sigara niye bu kadar kötü bir şey? Kendisini zehirlediği bir tarafa, çevresini zehirlemesi bir tarafa, sigaranın şöyle bir kötülüğü var. Uyuşturucu kullanan herkes incelendiğinde, bunların uyuşturucu kullananların %99'u öncesinde sigara içmiş oluyor. Yani sigara uyuşturucu kullanımını kolaylaştırıyor. Kolaylaştırıyor. İlk basamağı gibi. Onu içenin uyuşturucu kullanması daha zor. Sigara içmeyen bu uyuşturucu kullananlara bakıldığında 100 kişiden sadece bir tanesi sigara içmiyor, tek başına uyuşturucu kullanıyor. Ama 100 kişiden 99'u öncesinde sigara da içmiş oluyor. Sigaradan sonra uyuşturucuya geçmiş oluyor. Dolayısıyla buna bir çeşit tabii sigara da çok büyük bir fiziksel bağımlılık yapan bir şey. Çocukları öncelikle bu tip alışkanlıklara, keyif verici alışkanlıklara sürüklüyorlar. Kıyısından köşesinden bulaştırdıktan sonra bunun ileriki adımları geliyor. Çünkü o yeterince keyif vermez hale geldiğinde bunun bir level üstü bir heyecan ve arayışa, Yeni araçlar itiyor genç halde. Haz almaya yönelik arayışlara itiyorlar. Arkasından da bunun arkasından da bu tip problemler geliyor. Tabii ki aynı problemleri biz orada da gördük. Ama işte oradaki sorun tedavi edecek yani bir ünitenin Yani olmamasıydı. izleyenlerimiz aslında buradan mesaj almışlardır diye umuyorum ben. Yani İnşallah. orada öncelikli olarak gençlerin uyuşturucu konusunda bilgilenmeleri, Evet. uyuşturucudan uzak durmaları için gerekli altyapının alıştırılması, eğer bir Oluşturulması. şekilde bulaşılmışsa da bu Evet. melun şeye diyelim artık, Evet. ondan kurtarmak için oraya bir işte Tabii. rehabilitasyon merkezi mi, bir şekilde bir şeylerin yapılması lazım. Kudüs çünkü Mescid-i Aksa'yı bağrında barındırıyor. İlk kıblemiz diyoruz. Evet. Evet yani hakikaten. Yani çünkü bunun dünya çapında bir Müslümanlara yönelik sataşma saldırı olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki Müslümanları sürekli Orta Doğu'dan ateşi eksik etmek istemiyorlarsa aynı şekilde yetişkinleri çocukları bombalarından o şekilde öldürüyorlar. Geleceğini de bu şekilde karartma peşindeler. Yani Allah aşkına bana söyler misiniz? Çat'taki veya Sudan'daki bir çadır kentte, çadırda bir çocuğun gak içerek uyuşmasının Kime ne faydası olabilirdi? mantıklı bir açıklaması olabilir mi? Bu çocuğun yani gakla işi ne? Çadır kentte. Ne yapıyor bu? Nereden buluyor? Nasıl içiyor bunu? Kim bunu bunun aklına düşürtmüş? Karnı doyuramayan bir kişinin Bir bardak suyu bulamayan çocuk o şeyi nereden gakla buluyor? ne işi olabilir? Yani bu mantıklı geliyor mu size? Belli ki yani bir yerlerden bunlar yapılmaya çalışılıyor. Bu Kaldık hocam, çocuklar uyuşturucu Kudüs'te hayat pahalı diyoruz. Yani su almaya, karnını doğru dürüst doyurmaya ekmek bulamayan Müslümanlar uyuşturucuyu nasıl buluyorlar yani? Bu da işin farklı bir boyutu tabii. kesinlikle. Zaten normal şartlarda bulmaları mümkün de Mümkün değil. değil yani. Evet. Evet hocam yani aileleri ziyaret ettik dediniz. Ailelere biraz geri dönmek isterim. Birlikte Evet. hatta Kudüs'ün o dar sokaklarında Evet. o kadim tarihten gelen ve insanı kucaklayan o sokaklarda dolaşırken evin önünü temizleyen, süpüren bir teyzemiz bizi zorla Evet. evine davet Eşiniz. etmişti. Evet.
Tüm yokluklarına rağmen, Hı-hı. tüm imkansızlıklarına rağmen hemen her sokak başında bu tür ailelerle görüşmek, karşılaşmak mümkün. Eve girdik. O evdeki bize atmosferi aktarın. Gelinleriyle, kızlarıyla birlikte. Evet. İzleyicilerimiz de yaşasın isterim şahsen. Tabii ki. Çok güzel bir restorasyonlar yapmıştınız siz de. O evleri de gezdik. Çok gurur vericiydi. Mesela o ailenin bütün çocukları üniversite Evet. mezunuydu. 8-9 çocukları vardı. Bundan da çok mutlu Gelinleri dahil olduk. olmak üzere. Evet, bundan da çok mutlu olduk. Bütün aile çocuklu gelinleriyle birlikte, birkaç geliniyle, torunuyla birlikte aynı mekanda yaşıyorlardı. İki göz oda. Evet. Güzeldi. Aslında orijinaline uygun Restore restore edilmişti. Ben bu restorasyonların da yapılmasını çok anlamlı buluyorum. Çünkü bu kadim evler gittiğinde sanki hiç oradan Müslümanlardan hiçbir iz kalmayacak orada. Hiç yaşanılmamış gibi olacak. Sanki eskiden beri buralarda bunlar vardı. Müslümanların burada 1.000 yıllık, 2.000 yıllık geçmişleri yok olup gidecek. Bütün izler silinecekti. Dolayısıyla buradaki bütün kültürel, Müslümanlara ait bütün kültürel varlıkların hepsinin korunmasını da çok anlamlı buluyorum. Özellikle korunmaları gerektiğine de inanıyorum. Bu evlerde Müslümanların yaşamaya devam etmesi de çok önemli. Çünkü yaşandıkça evler hayatta kalıyor. İnsan enerjisiyle de bu evlerin bir taraftan yeniden yaşanılabilir olması ve donanması gerekiyor. Sadece evleri yapısal olarak hani restore etmek değil, içinde yaşayarak da bunları tarihe, geleceğe Yani taşımak restorasyon gerekiyor. iki şeyi hayata geçiriyor. Bir, kadim tarihi ayakta tutuyor, canlı tutuyor. Bir de aileyi ayakta tutuyor. Yani ev tamir Tabii. olmasa ne olacak? Aile dağılacak. Kesinlikle haklısınız. Ve oradaki şimdi ben bizdeki gençlerle karşılaştırdığımda genç evlilerle diyeyim. O küçücük evlerde gene de çok mutlulardı. Ben kendi hayatıma da bakarak, çevremdekilere de bakarak yani kendime bazı çıkarımlarda bulunmuştum. Yani tabiri caizse bizlerin bir eli yağda, bir eli balda, kocaman Buna kocaman rağmen mutsuzuz. evlerde. Evet, mutsuzuz. Bir hayatımız tehdit altında değil, tehlike altında değil. İstediğimizi yiyip alıyoruz, istediğimiz yere gidebiliyoruz, istediğimizi yiyip içiyoruz. İstediğimiz gibi işte sosyal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mesela o insanlar bizleri evine alırken bile çekiniyorlar. Fotoğraf çektirelim dediğimizde evimize gelin ama fotoğraf çekmeyin. Yani. Çünkü akabinde kendilerine herhangi bir problem çıkmasından Korkuyorlar. korkuyorlar haklı olarak. Dolayısıyla yaşadığımız hayatın ve ülkemizin, devletimizin, milletimizin kıymetini bilelim diye düşündüm. Çünkü Türkiye çok şükür elhamdülillah bütün Müslümanların hamisi konumunda, Hükmündedir. bütün zulme uğrayanların sadece Müslümanlar değil Mazlum. dünyadaki tüm mazlumlara sahip çıkan bir ülke. Bugün de 4,5 milyon Suriyeli ve 1 milyona yakın değişik İslam ülkelerinden gelen Mülteci. Mülteciler, mülteci demeyi Muhacir diyorum aslında. sevmiyorum. Muhacir Evet, muhacir kardeşlerimiz. kardeşlerimizi barındırıyoruz. Allah razı olsun bütün barındıranlardan, yardımcı Amin. olanlardan da. Bunlar tabii ki bizim vazifemiz. Bunu yük olarak görmüyorum. Ama gönül istiyor ki herkes evinde yerinde Mutlu mutlu olsun. olsun. Çünkü taş yerinde ağır. Bunların her biri kendi ülkesinde belli bir yetkinliği olan, eğitimi, entelektüel kapasitesi olan insanlar gelip buralarda yani asgari ücretlerle çok cüzi miktarlarda çalışıyorlar. Biz bir yerden bir yere giderken bile bir valiz eşya götürebiliyoruz. Bunlar sadece canlarını alıp çıkıp gelmiş insanlar. Dolayısıyla tekrar buradan sıfır olmuş bir düzeni yeni baştan kurmaları mümkün değil. Onlar da tabii ki ülkelerinden çıkıp gelmek istemezlerdi. Eskiden yaşadıkları hayatın belki %1'ini bile bulamıyorlar. Sadece hayatta kalabiliyorlar. Dolayısıyla bu muhacirlerimizin de hayatlarını kolaylaştıracak şekilde hareket etmeliyiz. Yani bunlar nereden geldi bilmem ne gibi bu tip yaklaşımlarda Müslüman bulunmak kimliğine, Müslüman duyarlılığına ters şeyler yakışmayan, evet yapmamak lazım. yakışmayan duygular ve duygulanım içinde olmamamız lazım. Bütün tabii ki biz emeklerimizi paylaşacağız ki
Allah'tan da ilahi yardım gelsin. Tabii ki bu işte muhacirlerin ve mazlumların, Türkiye bütün bu mazlumların ahına koştuğu için de biz 15 Temmuz'da böyle bir uçurumun kenarından Döndük. döndük. Tabii ki misafirlerimizin de bunda hani hayır dualarının çok büyük katkısı olduğuna ben inanıyorum. Dolayısıyla Türkiye her zaman ve biz sadece devlet olarak, hükümet olarak değil, bizim insanımız da maşallah. Biz nereye gitsek her yerde Türk yardım kuruluşlarını görüyoruz Görüyorum. sizin gibi. Bununla da gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz elhamdülillah. Yani her zaman veren el alan elden Üstündür. üstündür. Bu hizmetlerin çoğunun da gösterilmeden yapıldığına ben inanıyorum. Hani basına çıkan bunların sadece bir Çok kısmı. kısa, aynen. Zaten eftal olanı da öyle çok Göstermemek. göze sokarak değil de mümkün olduğunca bunları gerektiği gibi yani hayrında gizli yapılanı makbuldür. Ama biz pozitif örnek teşkil etsin diye de bunları Yaygınlaşsın diye. yaygınlaşsın, iyi örnekler çoğalsın diye de bunları görünür kılmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sizin gibi pek çok STK'nın bu işleri yapmasından, bu tip faaliyetlerinden elhamdülillah çok şükür yaptığınız için Allah razı olsun. Biz de çok gurur duyuyoruz, memnun oluyoruz. STK'larımız olmasaydı tabii her şeyi devletin yapması mümkün değil. Bizler vatandaşlar olarak da ulaşabildiğimiz Müslüman kardeşlerimize, mazlum insanlara elimizden gelenin en iyisini yapmakla Yani mükellefiz. elimden ne gelir ki demememiz lazım. Kesinlikle. Aslında çoğu yerde de zihniyet problemi olduğunu da veya vizyonsuzluk olduğunu da gidip gördüğümüzde anlıyoruz. Çok farklı, bu yardımların da çok farklı boyutları olabiliyor. İşte gönderdiğiniz malzeme mesela nohut bulgur gönderiyoruz. Hiç yemeyebiliyorlar bile. Bunların da tabii çok daha iyi planlanması gerekiyor. Yardımlar İhtiyaçlara yapılır. göre yardım yapmak Evet, lazım yani. ihtiyaçlara göre. Bunun da sadece parasal değil. Herkes bu çalışmalarda kapasitesi ölçüsünde yani fikir vererek bile bir şeyi daha kestirmeden yapılmasını sağlayarak bile bir STK'lara bir ufuk açarak bile her şekilde yardımcı olabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, Sağ varınız, olun. yüreğinize sağlık. Efendim, hani son günlerin sosyal medya fenomeni var. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Yani Nilgün Hocam çok net ifade etti. Duydunuz, anlatmaya gerek yok. Haftaya görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Evet. Mirasımız Derneği Kudüs'e Bakış programını sundu.